İnsan dünyaya gönderilme gayesini hatırlıyor ve bu gaye uğrunda çaba gösteriyor, çalışıyorsa hayatın kıymeti vardır. O zaman buradan yola çıkarak şöyle diyebiliriz. İbadet varsa hayatın anlamı vardır. İbadet yoksa hayatı yaşamanın… Lezzet de bir... alamayız zaten değil mi hocam? Elbette. Hayatı yaşamanın bir anlamı da yoktur. Yani ne için geldik dünyaya? Yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz, tozacağız, eğleneceğiz, ev bark sahibi olacağız… Efendim evlerimiz olacak, arabalarımız olacak sonuç. Ne kadar sürer bu? Ayet-i Kerime'de diyor ki, evdu evduhaha, bir akşam vakti ya da bir kuşluk vakti kadar dünya hayatı. Saaten minen nehar diyor. Gündüzün bir bölümü kadar, gündüzün bir bölümü kadar. Dünyada kalacağımız süre. E şimdi bu süreyi anlamlı kılmak, Allah'ın istediği şekilde yaşamakla mümkün. Bu süreyi Allah için kılmakla mümkün. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin Benim namazım, için değil mi hocam? Evet. Benim namazımda, benim haç dahil bütün kulluğum, ibadetlerimde, yaşamımda, ölümümde alemlerin Rabbi Allah, Allah içindir diyebilmektir. Hayatı anlamlı kılan. Şimdi ibadetler olmadan hayata anlam katmamız mümkün olmaz.